Taşpınar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği bayağı bir zengin içerikli bir video sizlere bekliyor. Bir sürü malzeme aldık, ekipman aldık. Tabii ki Airsoft için. Oyun videoları artık sıkıntı veriyor ya. Yani herkes çekiyor abi oyun videosu. Bugün Canik tabancamıza Red Dot aldık, görev paketi aldık dipçik tutamak ve bir haftadır kovalayıp da dün indirime giren Daisy C3 4 camlı balistik gözlük aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Gözlüğün paketini şimdi açacağız. Diğer Red Dot'ı Canik mağazasında söktük, taktık. Orada hani bir şey varsa orada olsun diye. Onun kutusu açıldı. Tabancaya takıldı. Ayarını yaptım. Her şey hazır. Atış videosu da gelecek. Dipçik, el tutamağı, dikey tutamak. Hepsi var. Hepsi şu an yatağın üstünde koyun gibi dizilmiş bekliyorlar. Hadi videoya geçelim. Şimdi aranızda şunu söyleyen de olabilir. Abi Airsoft'ta o kadar para verdin, silahın bir sürü malzemesini aldın ıvır zıvır. Abi şu kameranın hali ne ya? Bu ne abi? Piksel piksel. Haklısınız. Sıra geldi kameraya. Bunların işini bitirdik aşağı yukarı. Sıra şöyle ya güzel bir cep telefonu ya da şöyle adam gibi bir çekim yapacak bir kamera alacağız yani. Sıra kameraya geldi. Neden kamera almıyorum söyleyeyim. Kardeşim alacağım kamerayı, profesyonel kamera aldık. Çekim yapacağız. Atacağız YouTube'a. Lan zaten 175 tane video var. 642 abone var. Bakıyorum karılar kızlar iki squat yapmış. Bir kalça videosu. İki göt kıvırma videosu. İki tane video ya da beş tane video. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin abone. Lan 175 tane video var lan. 642 abone ayıptır lan. Ayıp amına koyayım. Komple sileceğim zaten videoları ya. Sıfırlayacağım videoları. Arkadaş bu nedir ya? 2023 öncesindeki videoların hepsini silmeyi düşünüyorum. Yalan yok. 2023 Ocak ayında, yılbaşından önce, o 2022 Aralık ayından itibaren attığım bütün videoları silmeyi düşünüyorum. Bu ne abi? Yazık millet bak, götüyle güler lan millet. Lan 175 tane video atmış adam, 642 abonesi var. Harbiden götüyle güler. E kamera al. Şimdi alacağın kamerayı da abi kime al yani? Al kamerayı güzel yap et de video çek. Gördüğünüz gibi bak her şeyimiz var. Her türlü video çekebiliyoruz. O ring morik her boku aldık. Bak şu an telefon zaten onda. Telefonun kamerası bozuk abi. Bak Irion programıyla çekiyoruz şeyi. Irion webcam. Hani telefonun görüntüsünü OBS programına paylaştırıyorum. Yani böyle şeyler yapıyoruz yani. Sizin anlayacağınız. Yapacağını edeceğin de kardeşim. Alacağın kamera da. Ben şimdi Airsoft'u kendi zevkime alıyorum. Arada da bir iki video çekiyorum. Hani izleyin görün diye. Anlamıyorum. Kapı çaldı. Bizim çocuk geldi. Ekmek almaya yollamıştım onu markete. Almış. 3 tane ekmek 22,5 lira. Allah bereket versin. Arkadaşlar evde kendinizle airsoft tabancanızla tüfeğinizle rahat böyle güzel atışlar, hedef atışları yapmak istiyorsanız size bir tüyo vereyim mi? Dün A101'den ne aldım? Çöpe atıyorlardı. Dedim bunu dedim çöpe mi atıyorsunuz? Evet abi dedi çöpe atıyoruz. Alayım mı dedim? Al abi dedi. Baktım alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Aldım getirdim eve. Bak şimdi çeviriyorum. Şöyle çeviriyoruz. Malı gördünüz mü? Attım mı? Şunları da deldik zaten. İlk önce şu plastikleri attım sonra demir uydurdum buraya. Bak şöyle göstereyim. Canik TP9 Elite Combat ne yaptı buna bak. Deldi. 5 metreden deldi. Dipçiğimizi, ıvırımızı, zıvırımızı, Red Dot'ımızı hepsini tanıttıktan sonra da atış yapacağız. Bu odada bilmiyorum bu yatak odasındayım. Benim sistem hepsi yatak odasında. Camı pencereye önemli olan da monitörlerin ekranına falan seker. Çünkü bunlar demir. Bunlar da ne biliyor musunuz? Şimdi bak gösterince anlayacaksınız hemen. Bunlar UFO ısıtıcının duvara, tavana bilmem nereye bağlantı aparatı. Abi kafa çalışınca yokluk böyle bir şey anladın mı? Aslında varlık var da şimdi para harcamak istemiyorum. Biz ucuza mal etmeye çalışıyoruz bazı şeylere. Olay bu. Bu da nereden aklıma geldi? Airsoft Pro diye bir yer var. Oraya gittim Bakırköy'de. Baktım böyle şeyler var orada. Aa dedim millet dedim tak 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 atıyor böyle. Oynayan şeylere. Dedim biz niye yapmayalım böyle bir şey. Bunu da görünce aklıma geldi. Vardı 3-4 tane. Hepsini atıyorlardı. Dedim ucunun birine bir alalım bakalım ya. Şu 2 tane demir. Bunlara sürekli bunları atacağız yalnız. Yani diğerleri paramparça oldu. Deldim onları. Şu ikisini atacağız. Demire. Hatta bunun birini aşağıya dalabiliriz. Bir ona. Hadi şimdi şu tanıtım videosuna bir geçelim ya. Şu gözlüğü mözlüğü ıvır zıvırı bir tanıtalım hemen.
Evet arkadaşlar, ilk önce hemen hazır takılı olan malzemeden başlayalım. Hemen tabancamızı çıkartalım. Red tadımız burada. Kapağı bu şekilde. Red tadımızı taktık. Aldık Canik mağazasından. Şöyle de bir çanta hediye ettiler. Bu bir numaralı optik aparatı. Bu kutusu. Bunlar şöyle dursun kenarda. Şu görmüş olduğunuz ara parça. Bu bedavaya geldi. %10 iskontoyla. Şu görmüş olduğunuz red tat. Yandan açılıyor. Düğmeye basıyoruz. Birkaç saniye beklediğimiz zaman. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Red Dot bu marka. Niye böyle uğraşıyoruz ki kardeşim bak. Şimdi oldu işte bak. Şu an ışık en üstte, en yüksekte. Görmüş olduğunuz gibi. Soldaki düğmeye bastığınız zaman ışığın gücü azalıyor. Sağ taraftaki düğmeye gördüğünüz gibi artı düğmesi var. Basıyoruz. Işık parlıyor. Şöyle bir de ben bakayım. Bayağı parladı. Şimdi ben kendime göre bir ayarı yapayım şöyle. Size de göstereceğim. Evet. Bak bu ayar, şu ayar çok iyi. Şu görmüş olduğunuz ayar. Basılı tuttuğun zaman düğmeye kapanıyor. Açmak için de sadece artı tuşuna bir kere basıyorsunuz. Hemen geliyor gördüğünüz gibi. Red datamızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Başka neyimiz var? Şöyle görmüş olduğunuz gibi görev paketimiz var. Böyle aşağı çektiğin zaman çıkıyor. Bu şekilde oturuyor. Efsane bir şey yalnız bu. He. Çok fena hacı abiler. Tabancamız bu şekilde. Canik tabancamız bu şekilde. Hemen bunu şöyle kenara çekiyoruz. Aparatlarıyla birlikte. Sıra geldi balistik gözlüğümüzü takmaya. Balistik gözlüğümüzü takmaya derken önce bir paketini açmaya. Önce bir paketini bir açalım. Bugün cuma. Cumamız mübarek olsun. Kaç aydır işe git gel git gel. Kaç tane cumayı kaçırdık abi. Elhamdülillah Müslümanız yani. Cumayı kaçırıp durduk. Hayırlı cumalar. Bir cumaya gittik. Neyse. İlk önce bize şöyle bir kağıt karşılıyor. Bu neymiş abi? Kullanma kılavuzu gibi bir. Evet, kullanma kılavuzu ve bakım talimatı. Bunları ben okurum. Okur bakarım nasıl bir şeymiş. Şimdi bu arka kelepçe kulağınızda, kafanızdan, gözünüzden düşmesin diye şöyle cırtlı bir malzeme. Ben bunu çoktan araştırdım. Ve Türkiye'de de pek bir videosu da yok yani bu gözlüğün. Yani videosunu bile göremedim yani. Araştırdım yani yabancı videolardan araştırdım yani. Türkiye'den değil. Bu görmüş olduğunuz polarizenin şeyi bende bundan var. Bende polarizeli gözlük vardı. Böyle bir dalgayla şurada bir tane balık oluyor. O balığı gösteriyor. Polarizeler bu balığı gösteriyor. Polarize olmayan cam balığı göstermiyor. Şöyle dursun. Taşıma çantası. USA Military Daisy. Daisy bu arada papatya mı demek? Öyle bir şeymiş. USA Military. Askeriye. Oy 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 oy. Mal var ya fena fena. Malzeme fena arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Siz de haklısınız yani. Ben göreceğim. Şöyle bir takınca bakacağım. Yabancı videolardan izlediğime göre şu görmüş olduğunuz şunlar sökülüyormuş. Yapışkanları çıkıyormuş yani. Benim için bu yapışkanların çıkması pek de bir sorun değil. Çıkarsa yapıştırırız gene. Japonla maponla yapıştırırız bunları. Öyle bir yapıştırırım ki daha da çıkmaz yani. Şimdi buna ben atış matış yapmayacağım. Baştan söyleyeyim. Yani para verdik buna. Ben bunu şimdi camına Airsoft tabancası sıkıp da bunu mundar edemem yani. O kadar da zengin değiliz yani. Havadan gelmiyor paralar. Ama gözlük aynalı olanı çok güzel. Bu cam ne camıymış? Sarı.
Saracağım da çok güzelmiş yalnız ha. Bir arkasındaki neymiş? Polarize. Şimdi polarize olayını gösteriyorum size, izleyin. Gördünüz mü balığı? Balık kayboldu. Hop, balık geldi. Şimdi polarize olmayan bir cam getiriyorum. Polarize olmayan gözlüklerden bulduk. İki tane. Bende yok mesela, polarize olmayan gözlük bende yok. Ben kullanmıyorum. Polarize değilse almıyorum ben. Öyle bir huyum var. Şimdi tekrar bir de böyle bakalım. Gördüğünüz gibi göstermiyor. Şöyle bakalım hatta. Polarize olmayan gözlük buradaki baluğu göstermiyor. Ama polarize cam. Olay bu ya. Ne kadar çok inceledik şunu. Şu balık olayını. Olay bu. Bu aynalı camı çıkartacağız. Nasıl çıkıyor, nasıl takılıyor onu göstereceğim. Ama önce şunu bir takayım ya. Şöyle bir bakayım. Gözüme tam oturuyor, bir de çok rahat. Daha bir de arkada böyle sıktırması var. Gözlük efsane. Mal ceviz. Parayı verdiğin zaman her zaman iyisi oluyor arkadaşlar. Daha da iyisi var ama çok da fazla para vermeye gerek yok. 2000, 3000, 5000 liralık gözlükler var. Ben bunu aldım. 585 liraya aldım. İndirimle. 650 küsür falan da. Atarım şöyle kenarda bir yerlerde görürsünüz fiyatını WhatsApp'tan. WhatsApp ekran görüntüsünü bir yerlere, şöyle bir yerlere koyarım. Bakarsınız. Şuraya bir yere koyacağım. Şuraya bir yere koyacağım. Ekran görüntüsünü. Ne kadar indirimli almışım. Şimdi camı çıkartmayı göstereyim bakayım. Nasıl çıkartıyoruz şu camı? Nasıl çıkartıyoruz lan bu camı? Bir yerde bir tırnağı var, tık tıkı var. Buldum nasıl yaptığımı. İnşallah doğru camı çıkartmışızdır. Evet, doğru camı çıkartmışız. Şimdi arkadaşlar alt tarafı takıyoruz zannedersem. Ya da fark etmiyor. Fark etmiyor. Dur, ilk önce nasıl çıkarttığımı göstereceğim. Dur. Şimdi arkadaşlar bu camı çıkartmanın püf noktası. Şu görmüş olduğunuz şu boşluğa parmağınızı takıyorsunuz. Şuradaki plastiğe de şu baş parmağınızda şöyle azıcık bir basınç uyguluyorsunuz. Hafifçe şöyle. Niye çıkmadı lan? Alttan yapacağız. Alttan çıkıyor. Bunu da bu şekilde. Önce üstten, sonra alttan şak diye oturtturuyoruz. Çıkartırken de şöyle azıcık böyle el tırnağınızla şuradan şöyle bir bastırıp çıkartabilirsiniz. Bak, görüyor musun? Şimdi bu çıkmıyor. Üstten yapalım. Allah Allah. Abi fena giriyor ya. Sıkı takılıyor. Biz de bekliyoruz yani Kamil'i. Ama çok sert giriyor yalnız ha. Alt taraftan yapalım. Bazen üstten açılıyor, bazen alttan açılıyor. Evet, alttan en rahat şu ana kadar alttan açılıyor. Şey gibi ya, Nokia 3310 gibi. Sök tak kapak. Sanki gözümde hiç böyle hani sanki gözlük camı yokmuş gibi yani. Abi kalite. Kalite, kalite.
Kalite hiçbir zaman tesadüf değildir aga. Kalite eşittir para. Anladın mı? Evet. Bir de şu var. Bir de şu dalga var. Bu da bu şekilde zannedersem. Şu şekilde sokuyoruz. Değiz yazısı dışa gelecek şekilde. Böyle kıstırıyoruz bunu. Böyle çıkmıyor. Bunu da buraya sokup kıstırdığımız zaman. Bunu takıyorsunuz kafaya. İster böyle, ister bu şekilde. Böyle. Sanki şapka takarmış gibi. Gözlük kafanızdan düşmüyor. Oynasa zıplasa bile düşmüyor. Şöyle kendime çevireyim hemen. Gözlüğü takıyoruz abi. Şurayı da arkadan cırtladığımız zaman mümkün değil çıkmıyor. Şöyle arkadan göstereyim. Göründüyse artık yani. Böyle cırtlıyorsun arkaya. Göründü mü lan acaba? Görünmüştür. Bakarız. Görünmediyse bir daha gösterttiririz. Bu normal güneş gözlüğü arkadaşlar. Bu standart. Buna polarize değil. Standart aynalı güneş gözlüğü bu. Bu da güzel yalnız. Bu da güzel. Çok güzel. Şimdi polarizenin size ben şeyini söyleyeyim. Artısı gözünüzü almıyor. Araç falan kullanacaksanız polarize gözlük 10 numara iş yapıyor. Ama onun haricinde polarize gözlüğü kullanırken cep telefonu ekranı, mesela ben bir şey daha fark ettim. Polarize gözlük takılı İETT'nin akbil okutma şey yok mu? O simsiyah gözüküyor. O mesela simsiyah gözüküyor. Hiç o ekranda hiçbir şey gözükmüyor. Lan dedim, millet dedim akbil basıyor, ekranda bir şey gözükmüyor lan dedim. Ekranı gitmiş dedim, hayırdır dedim böyle. Dedim millet akbil basıyor, bir şey yok. Gözlüğü şöyle bir kaldırdım. Aa ulan dedim, görün ekran gözüküyor. Bir koydum tak, ekran karardı. Yani polarizenin bazı şeyi engelliyor, yani bazı ışınları. Engellediği için ekranlarda da bir sıkıntı yaratıyor. Polarize engelliyor bazı şeyleri görmenizi. Neyse artık ya. Onu bilen biliyor. Onun açıklamasını yapamam. Hemen şu atış muhabbetine bir geçelim istiyorum. 4 tane boncuğu koydum şu anda. İlk önce kamerayı buraya yaklaştıracağım. O şekilde atış yapacağım. Sonra 4 boncuk daha koyacağım. Bu sefer kamerayı uzağa getireceğim. Bu sefer sizin de görebileceğiniz şekilde red dot'u göstererek o şekilde attıracağım. Bu şekilde 2 atış yapacağız. Daha sonra ben size unuttuğum bir şeyi söyleyeceğim. Bak videonun başında söyleyecektim, unuttum bunu. Bu görmüş olduğunuz Canik TP9 Elite Combat Airsoft tabancamızın birkaç tane sıkıntılı bir yeri vardı. Onları hallettim. Videonun sonunda da onları ekleyeceğim. Atıştan sonra onları göstereceğim. Silah dolu. Atış için hazır. Düdük sesi yapmamız lazım. Düt. Üste atıyorum. Alta. Yanlış yeri vuracağım diye bir olay yok. Direkt attığınız yeri vuruyor. Şimdi sıra sizin görmenizde. Şimdi siz görün bakalım. Atışları bir izleyin. 4 boncuk atacağım. Bu atışı siz yapacaksınız arkadaşlar. Ben sadece silahı tutacağım. Tetiğe basacağım. Atışı siz yapacaksınız. Atış sizde. 4 boncuk koydum. İster bu düğmeye basın, isterseniz şu şekilde. Şu anda silah dolu. Biz şöyle dipçiği çıkartalım. Çünkü dipçikle olmayacak bu iş. Şu şekilde tutarak atabiliriz. Kameradan bakarak atsam acaba atabiliyor muyum? Birinci ıska. Red dot gözüküyor mu? Gözüküyor. Yukarıya nişan aldım. Gördüğünüz gibi birincisi ıska gitti. Ayarlayamamıştık. Geri kalan 3 tane yaptık. Direkt nokta atışı vurduk yani. Red dot'un ayarı şu anda çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Zaten aldığım gün yaptım bunun ayarını. Özene bezene yaptık. Şöyle bakalım boş mu? Bunu yapmam lazım bak. Bunu
Allah çarpsın bak, bunu yapmam lazım aga. Bunu yapmadan duramam. Abi bu hareketi benim kesin yapmam lazım. Bunu yapmazsak ayıp olur, ayıp ayıp. Silah boş. Erdal abi. Selamlar Erdal abiye. Erdal abi, Amerikalı aynasına selam. İzlemiyordur. Onun kitle de izlemiyordur ama olsun, ama bunu yapmam lazımdı yani. Videolarını izleye izleye ben bile paranoyak olmaya başladım iyice. Böyle bakıyorum abi. Boncuk var mı? Boncuk yok. Bir daha çekiyorum. Bakıyorum böyle. Boncuk var mı? Işığını görüyorum. Yani bakıyorum, boncuk yok. Ya içinde boncuk olduğu zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. İçinde diyelim boncuk var değil mi? Bak bir tane boncuk hemen içine koyalım. Boncuğun başında neler gelmiş bakın. Bakın, attığınız boncuğu bir daha tabancaya takmayın. Gördünüz mü? Nasıl çatlamış bak. Bir de vurduğu yer düzleşmiş. Gördünüz mü? Boncuğun geldiği hale bakın. Şöyle iyice netleştirelim abi. Makro çekeyim. Boncuğun haline bak. Hey yavrum hey. Ben de o işte bayağı paranoyak oldum. Bir tane boncuk koydum içine. Gördüğünüz gibi. Bak, boncuk içinde. Tetiğe bastım. Tetik basılı. Boncuk içinde. Bak. Şu anda kurulu. Görüyor musunuz boncuğu içinde? Şöyle gösterebiliyorsak. Bak, boncuk atım yatağının içinde gözüküyor. Bak, red dot'ın alt içinden boncuğu görebiliyorsunuz. Şöyle. Ben bu şekilde tabancayı bırakmıyorum. Şöyle baktım, içinde boncuk var değil mi? Bakıyorum içinde boncuk var. Şöyle bakıyorum, gene var. Bakıyorum gene var. Gene var. Yine var. Hep boncuk burada. Boncuk bir yere gitmiyor. Hep bu boncuk burada. Yani aklım bana oyun oynamıyor. İçinde boncuk var. Şuradan buradan bir cisim sokarsanız içine. Mesela cımbız. Cımbızı tam böyle ortalayarak soktuğunuz zaman, boncuğu ittirdiğiniz zaman elime düşsün diye uğraşıyorum. Boncuğu bu şekilde, bu şekilde boncuğu içinde bırakmıyorum. Hop hopa zarar vermesin diye içinde boncuk bırakmıyorum. Eğer sizde böyle airsoft tabancanız varsa ya da almaya niyetleniyorsanız bunlara uyun yani. İçinde boncuk bırakmayın arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Şöyle yapıyorum. Bakıyorum. Böyle yapıyorum. Bakıyorum. Yok. Bu silah boş. Şimdi sırada şey var. Ben bu tabancaya neler yaptım? Yaptığım işlemleri size anlatayım hemen arkadaşlar. Sandalyemi de çekeyim. Herkesin aklına takılan bir olay var. Bu tetik neden sert abi? Niye sert? Neden sert? Şimdi arkadaşlar, bu tabancanın içinde hammer set yok. Adamlar düz mantık yapmışlar. Hammer set en çok arıza çıkartan parça. O yüzden bunun içinde hammer set yok. Ve bu yüzden de tetikte bir sertlik var. Ben bu sertliği yarı yarıya şu şekilde düşürdüm. Bu görmüş olduğunuz vatandaşı söktüm. Bunun içinde burada bir tane şey var. Burada bir tane sekman var. Çıkarttım sekmanı, içinden yayı çıkarttım. Baktım yay sert. Oraya ince bir, biraz daha yumuşak bir yay taktım. O sert yayı da götürdüm. Benim high cap'a taktım. Ondaki gaz kaçağı iptal oldu. Bu da yumuşamış oldu. Bunun birinci yaptığım işlem bu. İlk önce onu yaptım. Tetik yarı yarıya. Hani yarı yarıya olmasa da yani 3 kilo değil de 2600 ya da 2,5 kilo falan oldu yani. Benim tahminimce. Daha sonra ne yaptım? Şurada bir enayilik var. Bunu böyle komple sıktığın zaman buranın boyasını atıyor. Şuranın şöyle görmüş olduğunuz gibi boyalarını atıyor. Bu dibe kadar geliyor. Nasıl atıyor? Slide her ileri gidip geldiğinde
vurup duruyor oraya. Şu parçaya vuruyor. Vurdukça da buranın boyasını atıyor. Ben de ne yaptım oraya? Şöyle söküyoruz. Oğlum onu oradan al. Onu oradan kaldır oğlum. Sedat Peker. Selamlar olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya bir adet o-ring taktım. Buraya o-ring geçirdim arkadaşlar. O-ring'i takınca bu o-ring'e kadar sıkılıyor. Daha da ileriye gitmiyor. O-ring orayı tutuyor. Şimdi dış namluya başka hareketler daha yaptım. Şöyle çıkartalım. Bu dış namluda bir enayilik vardı arkadaşlar. Hatta iki tane enayilik vardı. Enayiliğin bir tanesi bunu taktığın zaman şu görmüş olduğun namlu tam ortalı durmuyordu. Tam ortalı durmuyordu. Şöyle gördüğün gibi tam ortalı duruyor. Ne yaptım ben buraya? Bu laptop stickerları var. Harfleri falan değiştirmek için yani. Türkçe karakter stickerları var. Onlardan buraya şöyle içine yapıştırdım. Alt tarafla yanları sabitledim. Baktım üst tarafta da şey var, sıkıntı var. Gerçi üst taraf oynamıyor. Üst tarafın oynaması şurayla alakalı. Onu da göstereceğim şimdi. Çıkarttım bunu. Gördüğünüz gibi buraya da birkaç kat sticker yapıştırdım. Burayı da kalınlaştırdım. Çünkü bu da şu şekil taktığın zaman namluyu tutuyor. Hem önden hem arkadan namluyu tutuyor yani. Dış namluyu. Zaten dış namlu oynayınca şöyle göstereyim hemen. Bak. Dış namlu oynadığı zaman iç namluyu da oynatıyor. Ve ne oluyor bu şekilde de? Kardeşim nişan alıyorsun. Başka yere gidiyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor. Bu tabancayı ilk aldığımda ateş ediyorum. Bir sağa gidiyor, bir sola. Bir yukarı, bir aşağı. Abi sabit gitmiyor. Ben nereye nişan alıyorum kardeşim? Ben bir noktaya nişan alıyorum. Ya buraya vuruyor, ya buraya vuruyor, ya burada kafasına göre boncuk gidiyor. Dedim sikeller öyle işi. Öyle işi sikeller kardeşim. Şunu yaptın, bari güzel bir şey yap. Az önce gördüğünüz atışları. Nereye nişan aldıysam orayı vurdu. Red Dot'ta nereye baktıysam orayı vurdu. Gördünüz yani, siz de şahitsiniz. Ben ne yaptım? Namluyu sabitledim. Namlu götü başı oynamıyor. Yukarı aşağı oynamıyor. Ha, bir hareket daha vardı. O da şuydu. Bunu buraya taktık. Bunu buraya taktık. Bak gördünüz mü? Oynamıyor. Bu böyle langur lungur langur lungur oynuyordu böyle. Tık tık tık. Şurada bir boşluk vardı. Tıkır 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 vuruyordu. Şu an 1 milim bile boşluk yok. Onu da şu şekilde hallettim. Oraya da sticker yapıştırdım. Baktım olmadı. Migros'ta kaliteli Japon yapıştırıcılar var. Patex var. Big var artık. Sik var. Sik var değil mi Umut? Var mı? Kaliteli yapıştırıcı aldım Migros'tan. Patex aldım. Bir de Big vardı. Big aldım. Şu görmüş olduğunuz yeri şöyle bak yakınlaştırıyorum. Görmüş olduğunuz yere Japon'la doldurdum. Baktım Japon'la doldurunca Japon'u atacak mı? Baktım atmıyor. Yani o ileri geri yapıyor böyle. İleri geri yapıyor. Baktım atmıyor abi. Demir demire vuruyor, atmadı. Çok da sert vurmuyormuş. Onu öğrendik. Buraya yaptım, buralara yaptım, buradakileri attı. Şak diye vurunca attı. Ama bu geriye doğru gelip yukarıya kalktığı için burada bir sıkıştırma yaptı bu. Ve dış namlu baktım sabitlendi. Abi oynayan namluyla ateş de etmezsin yani. Ben hiç sevmiyorum abi. Götü başı oynayan şeyleri sevmiyorum abi. Bak ne insanın ne de aletin götü başı oynamayacak abi. Anladın mı? Ben insanın da götü başı oynayanı sevmem. Aletin de. Anasını satayım. Sanki silahı ben yapıyorum ha. Sanki Ar-Ge'si benim yani tabancanın. Beni bu Canik Ar-Ge'ye verse yeni modellere ben bir şey yapsam. Desem ki abi şöyle yapın böyle yapın diye onlara direktif versem, onlara akıl versem yani. Aslında bu işleri yaparken niye kullanıcılara sormuyorlar, ben de onu merak ediyorum. Abi bunu gerçeğini yaparken sen kolluk kuvvetlerine soruyorsun. Adamlar sana diyor ki şöyle yap böyle yap diyorlar.
Abi Airsoft'unu yaparken niye Airsoft oyuncularını sormuyorsun? Sorsa bak millet neler beni siktir et abi. Daha bu, yıllarca Airsoft oynayan adamlar var. Onlar sana bak anlatacak diyecek ki abi şöyle yap böyle yap diyecek. Bak burada mesela bak şu boşluk var ya. Mesela bu boşluğu da iptal edebilirler. Hem güzel çalışır hem de boşluğu iptal edebilirler. Yani yapabilirler isterlerse. Yani isterlerse yapabilirler. Bak size de bak gösteriyorum ha. Algıyı değiştir. Bir daha bak. Bu silah boş. Bir daha düşme. Bir daha düşme. Az önce düştün. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Sıkıyoruz. O-ring tuttu orayı. Tuttu. Bir de geriye dönmesini de engelliyor. Jont olduğu için geriye de dönmesini engelliyor. Bunu zaten O-ring'i takmadan önce bunu dibe kadar sıkıyorum. Bir şarjör atıyorum. Bakıyorum bu gevşemiş dönüyor. Abi şuraya bir tane O-ring ya. Allah rızası için ya O-ring. O-ring amına koyayım. Yoksa göndereyim size. Bende var. Bende var ama bende var değilim. Bende var değil ama bende var. Bu tabancadan kimde varsa bak söylüyorum. Bak ah O-ring. Alın size O-ringler bak. Şimdi böyle küçük gibi gözükebilir ama azıcık bir ısıttım mı genişliyor. Siz biraz daha büyük O-ring de alabilirsiniz. Ben bunu taktım. Cuk diye de oldu. Gayet de memnunum. Bundan takacaksın abi. Namlunun oluğuna takacaksın onu. Çıkmayacak. Evet arkadaşlar. Malzemeler bunun. Malzemeler bende. Malzemeler bende. Canik bende. Daisy bende. Teyze bende. Nine bende. Onu ver. Red Dot'un kılıfı. Olmazsa olmaz. Şimdi bununla alakalı bir anı size anlatayım hemen. Red Dot'u aldık, taktırdık Taksim'den. Zeytinburnu'na geçtik. Umut'un akbelini aldık babaannesinden. Oradan Bakırköy'e geçtik. Metin abiye uğradık. Metin bisiklet. Aklıma geldi. Katlanan bisikletim var benim bir tane. Onu arka dişliyle zincir aldım. Taktık da benim oğlan video kaydına basmadı. Video piç oldu. Bir daha da söküp takmak yani laçk olur. Dişliyle zinciri niye zırt pırt söküp takayım abi? Bir daha da söküp takmayla uğraşmadım. Yoksa yani bir bisiklet tamir onarım bakım videosu gelecekti yani. O video yandı. Bizim oğlan sağ olsun yaktı onu. Onu da söyleyeyim de aradan çıksın. Bakırköy'e uğradık. Oradan Airsoft'cuya uğradık. Meydandan bindik otobüse. Eve doğru geliyoruz. Ben önce bir işkillendim. Dedim ki ya bunun dedim şunu dedim taktık mı acaba dedim ya. Orada Airsoft'cu dayının Turgay Bey'in dükkanında muhabbet yaptık baya. Dedim şunu taktık mı acaba diye. Şu şekil yaptım bakın arkadaşlar. Bu böyle kutusunda. Çantadan çıkarttım. Şöyle hafif açtım. Şöyle elimi şöyle şuradan böyle yokladım. Ha dedim tamam burada bu. Hemen kapattım. Çantaya geri koydum bunu. Arkamızda kaç kişi oturuyorsa hepsi kalktı gitti aşağıya indi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Oğlumla birlikte PUBG videoları istiyor musunuz? Bir kişi sadece istiyoruz abi dedi. Yazmış oğlumla PUBG videosu at diye. Eğer ki abi ya biz böyle tabanca silah bilmem ne ben bu attık ettik falan. Sen eğlendin biz eğlenemedik abi falan. Öyle bir muhabbet varsa çekeriz oğlumla PUBG videosu ki zaten çekeceğiz. Niye? Zaten oynayacağız. Royal Pass görevi yapmak için. Arkadaşında 5 maç oynadı, 10 maç oynadı değil mi? Onları yapabilmek için oynayacağız yani benim oğlanla. O da benim başka bir hesaptan giriyor, oynuyor. Royal Pass'ta oynamak zevkli değil mi? Kanalımıza bir abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Kazanacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü bende dış dünyadaki kimsede olmayan bir şey var. Neymiş o? Umut.